canım, çalma. Çalma. Anne! Anne kapı! Nerede bunlar ya? Canım dur. Hemen sinirlenme. Babaannem, dedem değil mi bunlar ya? Ay, ay, ay yok ya yani. Bilinçaltımın oyununa bak. Sen 20 yıl arama, sorma. Sonra kalk rüyama gir. Bilinçaltımın neresinden çıktınız acaba? Ne dedin sen? Bak bak, o kaşları nasıl çatıyor? Aynı. Acaba bilinçaltımın bir yerinde onlardan korkuyor muyum? Ay, ay yok, yok ya. Allah'ın sökesinde iki tane ihtiyar. Nereden bilsinler senin maceralarını? Yani internet mi var bulsunlar, sosyal medya mı var duysunlar. Ama... yok. Yok, bu bana beynimin bir oyunu ve ben beynimi yönetebilirim. Ben bu rüyadan çıkabilirim. Gidip güzel eski rüyama dönebilirim. Evet, bunu yapabilirim. Tabii ki de yapabilirim. Acıdı. Acıdı mı? Rüyada değil miyim ben? Rüya değildi mi? Şöyle bak. Ne o vali? Siz benim elime düşecektiniz ki. Mum ederdim sizi, mum. Bu elbiselerinde mi yatıyorsun sen? Terzi oldun yetmedi. Rezil oldun yetmedi. Artist mi olacaksın? Dansöz mü olacaksın? Dansçı mı olacaksın? Ne olacaksın sen bakayım, ne olacaksın? Yürü. Ne dolanıyorsun kızım? Öpsene elimizi. Ha, bu Meral size adabı muaşeret de öğretmemiş galiba. Ne derler? Doğur beni ana, benzeyim sana. Aferin. Nerede o? Uyuyor mu hala? Gençken de böyleydi bu. Abla ne oluyor ya? Aman benim torunum, ay. Oh, ah efem, evet, efelerin efesi. Canım benim, canım şuna bak ya, su içmiş yaramış. Yiğidim, aslanım, mayanlı hamurum benim. Şişt, bana bak, şişt, öp dedenlerini, öp dedenlerini. Hadi çocuğum, hadi. Ablacığım benim, tabii senin hatırlamaman çok normal. Çünkü biz yıllardır görmüyoruz ama... Kendileri babaannemiz ve dedemiz. Gel bakayım buraya, gel. Gel aslanım, gel. Öp bakayım, öp. Aferin, gel bakayım. Maşallah, maşallah. Aslanım benim. Ay gel, gel, gel. Aman yumuk yumuk uzdu. Aman ne 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 ne. Çocuk şaşırdı ya. Ev tanımaz ki bizi tabii. Ya, ya. Sana da günaydın Sözlüm. Ya bıraksana şimdi Sözlüm'ü falan. Sen babaannemle dedem geldi. Aa ne güzel. Ayaz ne diyorsun sen? Çok heyecanlıyım. Ne zaman tanışacağız? Ayaz sen beni bir dinlesene ya. Felaketimiz olacaklar diyorum. Kiminle konuşuyorsun sen bakayım? Ha? O oğlanla mı? Babaanneciğim bir dakika lütfen ya. Öykü,
Senin hiç utanman, arlanman yok mu? Ha? Nasıl yaparsın bunu? Anlamadım. Gencecik bir kızın izzeti nefsiyle nasıl oynarsın? Sen bu çocuğu sahipsiz mi sandın? Biz varız, biz. Duyuyor musun? Anneciğim yapma, ne olur. Ayaz öyle biri değil, hiç değil. Sen sus. Bir daha seni Öykü'nün yanında yamacında görmeyeceğiz. Aramayacaksın da. Anladın mı? Yoksa vallahi Allah yarattı demem, kım kım ettiririm seni. Kım kım mı? Kım kım mı? Şaka mıydı bu ya? Şakaydı tabii, ne olabilir ki? Babaanneciğim ne yaptın sen ya? Öyle laflar denir mi çocuğa? Hem kım kım ne demek ayrıca? Öğrenirsin. Üstünü başını değiştir. İşimiz var. Vaktimiz yok. Hadi. Ne iş ya? Lan ne yapacağız ki? Şu otelde karşılaştığımızda yanınızdaki bey. Mehmet. Hı. Öykü'nün yeni patronuymuş öyle mi? Evet ama boşuna hayal kuruyor. Öykü'yle marka yaratacakmış. O kadar kolay değil bu işler. Vizyon gerekiyor. En önemlisi de büyük sermaye. Hı. Yani sermayesi olsa yapabilir. Ha? Neden bu kadar çok bizim sektörle ilgileniyorsun? Ve neden ben buradayım Mete? Yeni iş alanları araştırıyorum diye. Malum, Ayaz'la durumumuz belli. Ne yapacaksın? Modacı mı olacaksın? Sen mimarsın Mete. Ev yapmaya benzemez marka yaratmak. Doğru. Ben yapamam. Ama sen yapabilirsin. Şimdi anladım. Senin derdini anladım. Hala Öykü'nün peşindesin. İş falan bahane. Öykü'ye yakın olmak için beni kullanıyorsun. Diyelim ki öyle Monikacığım. Ama şimdi konumuz bu değil, değil mi? Ben sana bir iş teklif ediyorum. Kirli bir oyun oynuyorsun Mete. Ama ben yokum bu oyunda. Söyle bakalım. Nedir bu? Nedir bu? Bilmem dedeciğim, gazete gibi duruyor. Al şunu. İyi bak, iyi bak. Söke'de yer yerinden oynadı. Herkes torununun başarı haberlerini keser. Biz torunumuzun yediği haltların haberini kesiyoruz. Geçen gün Memiş dayının gelini öyle acı konuştu ki bir cevap veremedim. Yazıklar olsun sana. Aa, ne diyorsunuz siz sakızım? Kendinize gelin. Ha bunca yıldır ortada yoksunuz. Birdenbire gelip çocuğumdan hesap soruyorsunuz öyle mi? Sordurmam. Ay hiç değişmemişsin. Aynen bıraktığım gibisin. Çatal dil. Siz de hiç değişmemişsiniz. Ben size bir kahve yapayım mı? Nasıl olsun? Torun, sor bakayım anana. Benim tansiyonumu zıplatıp öldürmek mi niyeti? Anne. Cem, sus. Sizin yüzünüzden 25 yıldır yaşadığım yerde sokağa çıkamıyorum. Dedeciğim, sayın dedeciğim. Onlar hepsi yalan haber, uydurma haber hepsi. Sus! Bırak! Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Hadi beni bırakın. Babanızı da mı düşünmüyorsunuz be? He? Ben biliyorum yapacağımı. Yarın da tezi yok. Eşyalarınızı toplayıp bir kamyona dolduruyoruz ve doğru Söke'ye dönüyoruz. Ne? Söke'ye mi? Evet.
Anne, anne şaka mı bu? Ben şaka yapmam kızım. Nokta. Bana adıyla sanıyla nokta Salih Hoca derler. Hayatta olmaz. Ben son sözümü söyledim. Nokta. Kusura bakmayın ama ben evimi, kurulu düzenimi değiştirip hiçbir yere gitmiyorum. Sana gel diyen yok ki zaten. Biz çocukları alıp gidiyoruz. Ne oldu? İtalya'yı beğenmedin mi? Çabuk dönmüşsün. Bu ne güzel sürpriz ya. Seni hiç burada görmeyi beklemiyordum ama geldiğin iyi oldu. Ayaz ne yapıyorsun? Niye benim tatlımı yiyorsun? Senin değil mi? Haklısın. Dokunman bile hataydı. Ne anlatmaya çalışıyorsun Ayaz? Ha? Bu hareketinden nasıl bir sonuç çıkartmam gerekiyor acaba? Sen şimdi ortaklığı bitiriyorsun. Dostluğumuz zaten bitti. Sanıyorsun ki öykünün etrafında istediğin gibi dolaşabileceksin. En son baktığımda kimseye hesap vermek zorunda değildim. Herhalde hala aynı. Hesap sormuyorum ki. Senin kafanın anlamadığı şeyi sana son kez anlatıyorum. Neymiş o Ayaz? Öykü benim. Anladın mı? Onu elimden çekip almana asla izin vermem. Ona dokunmana izin vermem. Onu güldürmene, onunla konuşmana bile izin vermem. Hatta ona yakın olmana da... Bana her şeyi söyle. Ama ne yapacağımı söyleme, tamam mı? Söylerim. Hatta son bir şey daha. Hisselerini alıp şirketten çekiliyorsun. Keşke hep böyle makul tekliflerle gelsen Ayaz. Seve seve. Dinle bak, dinle. Ne dinletiyorsun? Çok güzel bir şey. Bak, çok sevecek şimdi. Ver bakayım şunu. İlker, sen bizim kızımıza ne yapmaya çalışıyorsun ha? Aşkım, genlerimizin müziği ama bu. X, Y ve Z kromozomundan sonra arabesk kromozomu gelir. İlker, benim sabrımı taşır mı? Ya hep de senin istediğin olacak zaten. Ya evet. Aşkım, ne yaptın sen? Ay. Gitti kazak. Kalk. Çıkar. Çıkar. Saçma, sana bir şey olmadı değil mi? Bu bebeği içerideki kırmızı gömlekli adama vereceksin. Babası o. Hiçbir şey söylemeden ver, çık. İlker, bu kebapçı gömleğini nereden buldun canım? Bu gömlek? Hı. Bu gömlek sana olan bağlılığımın, sadakatimin nişanesidir adeta yani. Hı. Abi, bir bakar mısın? Buyur canım, ne vardı? Bu çocuk seninmiş. Annesi öyle söylüyor. Ne diyorsun oğlum sen ya? İlker ne diyor? Aşkım ne olacak ya? Birisi şaka yapıyor herhalde bana. Ne şakası abi? Çocuk senin. Mektupta da yazıyormuş her şey. Oğlum sen kafa mı buluyorsun lan benimle ha? Kafa mı buluyorsun sen benimle? Gel lan buraya. Aa, gitti valla. Geldim. Neredesin Ayaz ya? Aç oldun kapıda. Duştan çıktım, giyiniyordum. Ayaz ne yapacağız biz ya? Ne yapacağız? Neyi ne yapacağız? Ne demek neyi ne yapacağız ya? Sen ne kadar rahat adamsın Ayaz. Anlayamıyorum ki ben seni. Sen düştün de banyoda kafanı falan mı vurdun acaba?
Ya ben bir şey mi kaçırdım? Senin bu telaşını anlamadım. Biz gidiyoruz Ayaz. Bizi Şakaya götürüyor babaannemle deden. Hayır, belki ben 18 yaşını geçtiğim için ben kurtarırım. Beni götüremezler, zorlayamazlar. Ama Cem'i götürebilirler ya, dava açacaklarmış. Kazanırlarsa olmaz. Ben kardeşim olmadan yaşayamam, duramam ya. Ya tamam, tamam, tamam. Bir dur. Gel otur şöyle. Otur. Heh. Önce derin bir nefes al. Ayaz, bizi koparacaklar diyorum sana ya. Koparacaklar. Aramıza karlı dağlar girecek. Sök yuvası girecek. Sen ova kaç kilometre biliyor musun? Ya tamam, bırak şimdi ovayı da. Olur mu öyle şey? Anlamıyorsun değil mi? Anlamıyorsun. Bugün karga tulumla götürüyorlardı bizi. Birkaç gün daha zor ikna ettim kalalım diye ya. Tamam, tamam, sakin ol. Ben konuşacağım. Konuşamazsın. Olmaz. Tutulmuşlar bozuk plak gibi. O çocuktan hayır gelmez diyorlar. Başka bir şey demiyorlar. İyi de daha benimle tanışmadılar bile. Evet ya. Keşke seni gazetelerden değil de böyle gerçekten tanısalardı. O zaman kesin çok severlerdi. Severlerdi tabii. Severlerdi. Niye sevmesinler ki? Sen çok iyi birisin. Sevgi dolusun, düşüncelisin. Başka? Merhametlisin, yardımseversin. Tamam, o zaman çözümü bulduk. Neyi bulduk? Ne zaman bulduk ya? Benim niye haberim yok? Az önce anahtar cümlemiz başka şartlar altında tanısalardı. Yok, düşmedi canım. Yani yeni şartlar yaratacağız. Gerçek beni tanısalar, sevecekler. Böylece ilişkimizi kabullenecekler. Yapabilir miyiz dersin? Sen sözlüğüne güven. Senin için her rolün altından kalkmadı mı? Nasıl olmuş kraliçe? Olmamış Olcay. Ara şu mimarı. Benim istediğim bu değildi. Tamam, hemen arıyorum. Efendim Ayaz. Ha anne, moda evine ihtiyacım var. Acil. Bir gün, hatta birkaç saat yeterli. Niye? Ne yapacaksın ki? Ya bir kez de sorma, ihtiyacımız var. Çoğul konuştuğuna göre işin içinde öykü de var. Yoksa benim oğlum böyle saçma sapan isteklerde bulunmaz. Ya anne yine başlama. Verecek misin, vermeyecek misin? Moda evini taşıdım. Yeni yer tadilatta. Öyle olmasa da öykü olduğu için vermezdim zaten. Şaka gibi. Bana haber bile vermeden taşınıyorsun. Eski yerimizin kontratı doluyordu. Çok zam istediler. Ben de burayı buldum. Sana haber vermem gerekmiyor. Ne demek gerekmiyor? Bu kararı yalnız alamazsın. Ay. Yani Monika, çok sıkıldım. Senden, tavırlarından. Tek sıkılan sen değilsin. Ama bir konuda haklısın, biliyor musun? Patronluk tasladığım doğru. Çünkü bu şirketin patronu benim. Adımı ve paramı koydum. O zaman koyduğun her şeyi geri alabilirsin. Bu ne demek oluyor şimdi? Şu demek oluyor. Nasıl söyleniyor sizin oralarda, bir dakika? Arrivederci. Yani seninle işim bitti. Okey. Kızım, kaçırdın ayağını. Bildiğin catfight. Tırmıklar havada uçuştu. Önem Monika'ya arrivederci dedi. Monika bastı gitti. Kız, ortalık toz duman ya. Tamam, tamam. Ben sonra seni arayıp bütün detayları öğrenirim. Tamam canım, öptüm. Bye bye. Aşkım, nasıl? Çok güzel bir ev değil mi? Modern falan. Ev işte. Ev. Bak bu arada Olcay'la konuştum. Monika ile Önem birbirine girmiş. İpler iyice koptu diyor. Karar verebildiniz mi? Valizlerinizi alıp geleceksiniz. Evin hiçbir eksiği yok. Kaçırmayın derim. Şeyma, sen işlemleri halledersin. Benim çıkmam lazım. Tamam, tamam hayatım. Sen işine bak. Ben kontrat işini falan hallediyorum. Tamam. İyi günler. İyi günler. Çok yakışıyorsunuz birbirinize. Evlilik yakın herhalde. Evet, çok yakın.
Öykücüğüm bana güven, her şey yolunda gidecek, göreceksin. Sana güveniyorum da şansıma güvenemiyorum. Plan elimizde patlarsa artık beni Söke'ye ziyarete gelirsin. Hayır, öyle bir şey olmayacak. Sen merak etme, ben rolümü şahane oynayacağım. Dedenle babaanne bayılacak bana, göreceksin. Tamam, öpüyorum. Ayaz abi. Ne diyorum ben ya? Ne abisi? Hoş geldiniz. Merhaba. Merhaba. Mehmet Bey müsaitse görüşebilir miyim? Yok burada. Ama ben varım. Yani gelebilir. Her an gelebilir demek istedim. Bence bekleyin. Çay söyleyeyim mi? Ya da başka bir şey. Ne seversin? Ya yani... Burcun ne? Sadece onu söyle. Mehmet Bey, eğer vaktiniz varsa bir yerlere gidip bir şeyler içip öyle konuşalım. Yani ben bilemedim burada böyle. Fazla vaktim yok. Açıkçası merakım yüzünden görüşme teklifinize evet dedim. Tamam. O zaman hızlıca anlatayım. Şirketimden ayrıldım. Yüklü bir sermayem var. Yepyeni bir iş kolunda sıfırdan başlamak istiyorum. Tabii sizin gibi iş bilen biriyle. Ne dersiniz? Güçlerimizi birleştirelim mi? Lafı çok dolandırmaya gerek yok. Açık açık konuşabilirsin. Pardon, anlamadım. Yani Öykü'yle daha yakın olmak için bana böyle bir teklif yaptığını... Biz de gazete okuyoruz. Bizim de bir takım şeylerden haberimiz var. Tabii. Orası beni ilgilendirir yalnız. Siz işin ticari kısmına bakın. Sonuçta bir teklif yapıyorum size. İyi bir teklif. 30 yıldır bu mesleğin içindeyim. Her kumaştan, her elbisenin dikilmeyeceği... acemi yıllarında öğrendiğim ilk şeydi. Kiminden kaftan yaparsın, kiminden de sadece çuval. İnsanın da bir kumaşı vardır. Ve ben o kumaşı gördüğüm her yerde tanırım. Lafın özü şu arkadaş. Senin kumaşından kaftan olmaz. Burhan abi. Seçtiğim örnekleri atölyeye gönderirsen sevinirim. Biz seninle sonra hesaplaşırız. Eyvallah Mehmet Bey evladım. Hemen gönderiyorum. Yıkacağım senin. Hayatım, ha. Aşkım, bir tanem ne olursun yapma. Kızımızı düşün bari ya. Aa, hayır, onu atma bari. Bak, o çok pahalı bir şey. Lütfen saçmalama, lütfen atma. Ay, bir dakika. Ne oluyorsunuz ya? Bir kendinize gelin. Sakin olun. Allah Allah. Sen niye sinirlendirdin yine kızı ya? Git buradan. İhanetinin meyvesini de al git buradan çabuk. Ne oluyor ya? Alın okuyun. Bir erkek çocuğu istiyordu ya. Meğerse paşamın bir erkek çocuğu varmış da haberimiz yokmuş. Biz de kızımla beraber hayatının kenarsısıyız. İlker. Bu mektup ne oldu? Kraliçem, vallahi iftira. Arkadaşlar lütfen bir şeyler yapın. Bakın en büyük kanıt burada. Bakın. Bak. Bakın burada. Bir buna bakın, bir de bana. Hiç benziyor mu? Söyleyin bakayım, hiç benziyor mu? Ay, vallahi ne diyeyim şimdi yani? De bakayım, benziyor mu? Kulakları. Kulakları biraz andırıyor. Daha hafif ama. Biraz yani. Benim gibi bir kadına yapılır mı bana? Benim gibi bir kadına yapılır mı? Öldüreceğim seni İlker, öldüreceğim! Burcu, nasıl böyle bir şey söyleyebilirsin ya? Bir benim kulaklara bak, kocaman. Bir de bunun kulaklara bak, minnak minnak. O bebek olduğu için olabilir mi acaba, ha? Tamam, Burcu'cum.
Sen Sibel'i dışarı çıkar, biraz hava alın. Ben icabına bakacağım onu. Tamam Sibel, biz bir çıkalım, sen bir hava al, şöyle kendine gel. Hayır, hayatta öldürmeden gitmem, bırak beni! Tamam, tamam, gelince öldürürsün. Seni öldüreceğim. Seni öldüreceğim, ben seni öldüreceğim. Gelince öldürürsün, yürü. Öldüreceğim seni. Yürü, yürü. Sen hiç benziyor mu Allah aşkına? Kızım, vaktimizi harcatıyorsun. Niye getirdin bizi buraya? Hadi, hadi buyurun. Patronuma işten ayrılacağımı siz açıklayın. Ya adam bana güvendi dedeciğim, işe aldı. Hem benim sözleşmem var. E ne olacak? Köle anlaşması değil ya bu. Sen merak etme, deden her şeyi halleder. Hadi yürüyün bakalım, hadi. Efendim, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum ama eğer müsaitseniz babaannem ve dedemi tanıştıracaktım size. Ne demek Öykü Hanım, ben de sizi bekliyordum. Buyurun. Merhaba efendim, hoş geldiniz. Bırak oğlum el öpmeyi. Ver şu bizim torunun sözleşmesini de gidelim. Sözleşme mi? Evet. Siz önce oturun, buyurun şöyle oturun. Böyle geçin. Ben size lokum ikram edeyim. Ay, güllü lokum, en sevdiğim. Yani tatlı yiyip tatlı konuşalım Salih Bey. İstemez. Ben hemen konuya gireyim. Biz Öykü'yü Söke'ye götürüyoruz. Artık orada bizimle beraber yaşayacak. Öyle mi? Gitsin tabii. Yani siz büyükler böyle karar verdiyseniz söyleyecek bir şey yok. Bak hanım bak. Asil bir ailenin asil bir evladı. Aferin oğlum. Senin anne babanın ve de tabii öğretmenlerinin alnından öpmek lazım. Teveccühünüz efendim. Teveccüh? En sevdiğim kelime. Evet. Aşk mısın sen? Hoca mısın sen? Tatlış mısın sen? Ben seni yerim, yerim, yerim. Aşkım mısın sen? Tatlı mısın sen? Aman yarabbi, İlker böyle bir koku yok. Of! Ne diyorsun ya? Vallahi. Çekil bakayım ben, çekil. Çekil. Bu nasıl bir koku Allah'ım ya? Şey mi yapsak? Tekrar kapatsak mı? Oğlum saçmalama, hem bez almadan niye açıyorsun? Hatır lan. Mutfakta bez olacaktı. Ben kızım için almıştım. Çok pahalı ya, stoklamıştım. Tamam. Hadi sen git, boş al gel. Tamam, ben gittim. Ya bir benziyor da bana ya. Yoksa... Yok canım. Olmaz öyle şey. Hiç olur mu? Olmaz. Olmaz. İlker. Al şunu geç şöyle. Bana bak. Böyle tek gecelik bir ilişkin falan olmadı değil mi? Oğlum sen ne diyorsun ya? Sibel'den başkasına elim bile değmedi. Ya çok büyük bir iftirayla karşı karşıyayım. Bana şu anda komplo kuruldu. Farkında mısın ya?
Bu işin şakası yok yalnız. İyi düşün. Ama vallahi billahi ya. Var bir şey. Var bir şey benden saklı Melker. Söyle. Ya biz aslında Sibel'le böyle bir ay falan bir ayrı kalmıştık. O ara şöyle one night bir ilişkim olmuştu yani tek gecelik. O çok da hatırlamıyorum, sarmıştım ben. Hatırlamıyorum. Ne zaman oldu bu olay? Geçen sene. Ekim'de ya da Kasım'da olmuştu. Bana tam bir tarih vermen lazım şu anda. Ekim'de. Ne yapıyorsun oğlum sen? Bir dakika abi, dur hesap yapmaya çalışıyorum, kafamı karıştırma. Ya korkutma Emre işte beni ya. Tek gecelik kaçamak diyorum işte. Nasıl kulaklar benziyor. Delikanlı gibi bak. Rış. Ayda! Vur dizi yere. Ha! Day da da day 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 day. Hayda bir daha. Hadi bakayım aslanım hadi. Böyle mi Salih Bey? Ben yok, ben yok. Dede, Salih dede, Salih dede. Aç kollarını kartal gibi. Hadi bakayım. Ha, aferin. Hadi. Ege'nin nefesi. Aslanım benim. Hadi. Aferin. Hayda! Vur dizi. Siz nasıl isterseniz Salih dede. Hayda! Ha, aferin. Hayda! Biz ne ara bu noktaya geldik ya? Maşallah, maşallah. Ne kadar güzel oynuyorlar. Yani deden zaten öğretmenken bir yığın zeybek yetiştirdi. Folklor ekibinin başındaydı. Ya dedeciğim, sizin tansiyonunuz çıkmasın. Boş ver şimdi tansiyonu mansiyonu. Ben bu oyunu hep yanlış oynamışım Salih dede. Yok yok, güzel güzel. Vallahi ben kimseye söylemem bak. Yani efelik de yakıştı sana yani. Aferin, aç kollarını. Aferin. Mehmet Bey oğlum, bu mankenin üzerinde ne var? Niye kapadınız? Açmayın, açmayın, açmayın. Açmayın, patron kızar. Ben niye kızayım canım? Hadi oğlum gel. Oturalım da yorgunluk kahvelerimiz geldi, onu içelim. Yani siz öyle demiştiniz ya, tembihlemiştiniz hani. Ondan dedim. Ver kızım, ver. Vallahi merakımdan çatlarım ben. Şunu açıp bakacağım. Aç babaanneciğim. Hey, aman ne kadar güzel. Bunu siz mi yaptınız? Tabii ki efendim. Özel kreasyonumun en nadide parçası. Var, saygılı, sevgili, yakışıklı, başarılı, öyle değil mi Öykü? Öykü. Efendim babaanneciğim? Gelinliğin içine düştün kızım. İstersen bir giy ha? Ay yok canım, daha neler. Ya giy kızım hadi. Giyemezsin Öykü abla. Beni işimden mi edeceksiniz ya? Neden giyemezmiş? Patron izin vermez. Ay bu kız bir garip. Herkes deliye hasret, biz akıllıya. Patron burada, sana ne oluyor? Yani şey burada da şimdi. Öykü Hanım giymek istiyorsa giyer. Çekil bakayım. Öykü Hanım giymek istiyorsa giyer.
Ne oldu oğlum? Okulda mı bir şey oldu çocuğum? Ne okul anne ya? Olan evde oluyor. Hem niye eşyalar hala burada? Gitsinler. Yapma böyle çocuğum, çok ayıp. Deme öyle. Ne diyorsun anne ya? Beni alıp götürecekler. Sen hala onları düşünüyorsun. Oy, bir tanem benim. Annesinin bir tanesi. Ben seni hiçbir yere bırakmam oğlum, sen merak etme. Kimse seni götüremez. O zaman arayalım babama, söyleyelim. Konuşsun şunlarla. Rahat bıraksınlar bizi. Anneciğim, baban şimdi hasta. Onu hiç böyle bir şey için rahatsız etmesek. He? Biraz daha idare et. Söz veriyorum, ben halledeceğim. Söz veriyorum. O zaman onlar gidene kadar ben odamdayım. Hiç çık deme. Maşallah, Allah nazarlardan saklasın. Ya Mehmet Bey gelecek şimdi, yakalanacağız. Yağmur, sakin ol. Ne demek oluyor bu? Şimdi ayvayı yedik. Bu gelinin senin üzerinde ne işi var? Oğlum, kim bu beyefendi? Bu bey, Ahmet Bey. Mehmet Bey'in babası. Ha, babam. Evet, babam. Babacığım, hoş geldin babacığım. Hoş geldin. Seni Öykü'nün babaannesi ve dedesiyle tanıştırayım. Sakız Hanım, Salih Bey. Bey yok yahu. Dede, Salih dede. Tabii ki dede. Öykü'nün çalıştığı yeri görmek istemişler. Babacığım. Oğlunuzu pek sevdik Ahmet Bey. Yani beyefendi, sizi canı gönülden tebrik ederim. Pırlanta gibi bir evlat yetiştirmişsiniz. Oğlunuzla ne kadar övünseniz azdır. Teşekkür ederim. İyi ki geldin babacığım. Ben de misafirlerimizi gezmeye götürecektim. Böylece atölyeyi sana emanet ederim. Benim de aklım kalmaz. Tamam. Sen misafirliğini gezdir. Ben buralara göz kulak olurum. Oğlum. Ay Mete ya, bu ev çok güzel. Aylardır göçebe gibi yaşıyorum. Nihayet her şey düzene girdi. Tabii yine her şeyi berbat edip sokaklarda kalmazsın Şeyma. Hayır hayatım, hayır, kalmayacağım. Söz veriyorum sana. Göreceksin, bu sefer çok mutlu olacağız. Mutluluğunu bilmem Şeyma da, farklı olacağı kesin. Şeyma, ben artık eski Mete değilim. Bütün hayatımı değiştiriyorum. Evimi, işimi, dostlarımı, her şeyi. İşini mi değiştiriyorsun? Ne iş yapacaksın ki? Senin pek yabancısı olmadığım bir şey. Sizin sektöre giriyorum Şeyma. Mete, sen modadan anlamazsın ki. Öğrenirim. Hem sen bile tutunduktan sonra. Evet hayatım, haklısın. Sen bunu yaparsın, bundan hiç şüphem yok. Bir tek senin şüphen yok zaten. Bundan sonra karşıma geçip bana dürüst ayakları yapan herkese gerçek Mete Oyar kimmiş göstereceğim. Hepsi teker teker görecek. Peki hayatım, neyse ben işe gidiyorum. Artık akşam evin tadını çıkarırız ha.
Özlemişiz be hanım. Şu boğazın huzuru bir başka. Kemal gelinden ayrıldıktan sonra biz de buralardan elimizi ayağımızı çektik. Hata ettik be. Arada torunlar var deyip bağ koparmamak gerekiyordu. Doğru mu yapıyoruz Sakız Hanım? Biz çocukları alıp gideceğiz diyoruz ama baksana gayet güzel bir düzen kurmuşlar burada. İşi de gayet iyi. Ve patronunu da gördük. Gördük ya. Biz mi buraya taşınsak acaba diyorum. Nasıl olsa bizim düzen bozuldu oralarda. Hem çocuklar da gözümüzün önünde olur. Dur bakalım acele etme. Şu hayırsız damadın ipini bir çekeyim. Konuşuruz. Oh. Ne diyorsun? Sevdiler beni sanki. Gözleri hep üzerimizde. Ya yanlarında sürekli bana bakıyorsun. Gözleri üzerimizde olur tabii. Ne yapayım? Çok güzelsin. Gözlerimi senden alamıyorum. Başımı çevirsem hemen özlüyorum. Ayaz ne yapıyorsun görecekler? Bir kez daha öpeyim ha. Vallahi bu bak sözlüm diye bas bas bağırıyorum. Sakın. Babam. Evet babam. Babacığım, hoş geldin babacığım. İyisin değil mi? Doktora falan gidelim mi? Ne bileyim, heyecan, üzüntü hiç iyi gelmez hamileyken. Ay şimdi sen beni boş ver de o kocam olacak adamla Emre nereye gitti sen onu söyle. Şey alışverişe. İşte bez, mama, biberon falan filan alacaklarmış. İyi. Alsınlar tabii. Bebeğin suçu ne? Merhaba Sibel. Baba. Konuşmamız lazım Burcu. Tabii konuşalım. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Hadi. Anlaşılan bir sorun var yine. Şimdi alıp bağrıma basamam ki seni. Kocamın çocuğusun. Hem beni aldattığın da tüpüdüz kanıtısın. Abinle konuştun mu? Yok konuşmadım. Niye ki? Onu bulmam lazım. Telefonlarına cevap vermiyor. Geri de dönmüyor. Ay baba ne oluyor ya? Doğru düzgün anlatır mısın? Şunu iyice merak ettirdin insanı. Avukatla konuştum. Abinle Ayaz resmen ortaklıktan ayrılıyorlar. Bunun böyle olacağı baştan belliydi zaten. Abim kaşındı vallahi. Öyle mi? Öykü'nün hiç mi suçu yok? O da İtalya'ya geleceğim demeseydi. Baba,
Kız bir kaza yaptı. Sonrasında da ciddi bir hafıza durumu yaşadı. Abim de bu durumdan faydalandı yani. Kusura bakma. Sen sus. Senin tarafın belli zaten. Doğruyu söylüyorum ben. Ben bu konuda gerçekten abime çok kızgınım. Öyle mi? Anlaşıldı. Ben bir öyküyle konuşayım da bir şey biliyor mu öğreneyim. Ya zannetmiyorum ama için rahatlayacaksa tabii ki git konuş. Sibel, görüşürüz. Görüşürüz. Her şey için sağ ol evlat. Güzel gezdirdin. Her şey için çok teşekkür ederiz. Ne demek efendim? Başımın üstünde yeriniz var. Hay Allah, sözleşmeyi unuttuk. Önemli değil. O mesele biraz beklesin. Sonra tekrar konuşuruz. Tamam. Deden patronunu çok sevdi. Nişanlının gözünü çıkarmışsın ama iyi bir iş bulmuşsun. Aferin kızım. İyidir, iyidir. Patronum çok iyidir. Herkes çok sever onu. Bana bak. Bir iki bakışını yakaladım. Gözüm üstünde, haberin olsun. Ay yok canım, babaanne, olur mu öyle şey? Hadi yahu, evde konuşursunuz. Delikanlıyı tutmayalım, işi gücü vardır. Geliyoruz. Ayaz. Öykü ve seninle acil konuşmam gerekiyor. Ayaz dedi. Ben de duydum, Ayaz dedi. Bülent Bey, başka yerde konuşsak. Canım, niye başka yerde konuşuyoruz? Mete ortada yok. Ondan haber alamıyorum Ayaz. Ay, gene Ayaz dedi. Evet. Öykü, senin haberin var mı? Nerede Mete? Beyefendi, affedersiniz. Siz biraz önce Ayaz mı dediniz? Evet. Öykü, ne diyor bu adam? İzah et çabuk. Konuşsana kız! Ona kızmayın. Benim fikrimdi. Yani beni farklı tanırsanız seversiniz diye düşünmüştüm. Yanlış düşünmüşsün. İzin verin anlatayım. Neyi anlatacaksın be oğlum? Neyi anlatacaksın? Çocuk gibi kandırdın bizi. Alay ettin. Deden yaşındaki insanlarla dalga geçtin. Bir de seninle zeybek oynadım. Yazıklar olsun be. Kalıbından utan. Yürü. Ah evladım, ah. Gir içeri. Ne ilgisi var Canan Hanım? Monika ile ortak olmadan önce de sizinle çalışıyorduk. Bir sorun yaşadık mı? Ne? Taslak çalışma mı vereyim? Canan Hanım, dünkü tasarımcı değilim ben. Kusura bakmayın ama artık sizinle çalışmak istemiyorum. Kendinize başka bir moda evi bulun. Ay ne çabuk yayılmış bu haber ya. Şuursuza bak. Koskoca Önem Dinçer stajyer gibi taslak çalışma verecek. Olcay, çabuk buraya gel. Bütün müşterilerimizi ara. Monika ile ortaklığınızın bittiğini söyleyeyim. İş kalitenizde de hiçbir değişiklik olmayacağını teyit ederim. Vay vay vay. Şeyma Hanım çalışmaya karar vermiş. Ay hayırdır inşallah. Mete ile taşınma telaşımız vardı. Gelemedim, kusura bakmayın. Sana otur diyen oldu mu? Çok ayıp Önem Hanım. Yani ben o kadar bilgi toplayayım, hepsini getireyim size. Siz bana böyle davranın. Aa, hiç adil değil. Ay tamam. Ağzında ne varsa onu çıkar. Senin laf cambazlıklarıyla uğraşacak halim yok. Canım burnumda zaten. Monika'nın ortaklığı neden bozduğunu biliyorum. Nedenmiş? Mehmet Bey'le ilişkisi vardı ondan. Ne? Eminim yeni yaratacağı markada ona yardımcı olacaktır. Öykü de ellerinde. İlk hedefleri siz olacaksınız. Sizi piyasadan silmeye çalışacaklar. Hele Monika Hanım Mehmet Bey'le geçmişteki olan ilişkinizden haberdarsa... kıskanç bir kadından daha tehlikeli hiçbir şey olmadığını... bence benden daha iyi bilirsiniz. Saçmalama. İmkansız bu. Sevgililer gününde onları bir otelde baş başa yemek yerken gördüm. Kendi gözlerimle. Ya
Utanmadan, arlanmadan bize yalan söyledin ha? Tamam artık Salih Bey, tamam. Olan olmuş. Kızını dövmeyen dizini dövermiş gelin. Ay gene dilin sürçtü senin. Eski gelin. Yeter artık. Ne yaptı bu çocuk size bu kadar? Bize Ayaz'ı patronum diye yutturmaya çalıştı. Ay neden yaptı, sordunuz mu hiç? Ya görmüyor musunuz nasıl çırpınıyor çocuk? Yıllardır görmediği babaannesiyle dedesine kendini beğendirmeye çalışıyor. Bize yalan söyleyerek mi? Ama siz mecbur ediyorsunuz. Yani Ayaz'la görüşmek bile istemediniz. Bu çocuklar kavuşmak için neler yaşadılar, neler çektiler, sizin hiç haberiniz var mı? Sakız Hanım, bize anlatır mısınız nasıl evlendiğinizi? Mevzu o değil. Mevzu tam olarak da bu. Salih Bey, siz de bir zamanlar tıpkı Ayaz gibi istenmeyen bir damat değil miydiniz? Üstelik sırf öğretmen olduğunuz için. Ha? Sakız Hanım, Öykü de sizin gibi aşkının peşinden gidiyor. Aslında bu durumu en çok sizlerin anlamasını beklerdim. Özür dilerim dede. Ben bir doğruyu yalanla anlatmaya çalıştım. Hata ettim. Ama hep sevdiğimden. Hani derler ya kara sevda diye. Bunun için bana kız bağır. Ama ben hiçbir yere gelemem. Çünkü ben Ayaz olmadan kör olurum. Duyamam. Konuşamam. Hiçbir şeyin tadını alamam. Hissiz olurum. Sen beni götürürsün. Götürürsün ama o gelen ben olmam. O kadar çok seviyorsun ha? Çok. O zaman söyle ona, alsın anasını babasını, gelsin adam gibi istesin. Bak evlat. Sevinçlerini asla erteleme, olur mu? Aşık olduğun zaman da asla vazgeçme. Tıpkı baban gibi. Eğer babam bensem tabii. Değilsem de bunları bir kenara not et. Bir de oku, tamam mı? Senden çok iyi bir doktor olacağını düşünüyorum. Sonra büyüyünce bize de bakarsın. Ne oldu? Canın ne istedi senin? Ha? Emzik ister misin? Öğütlere devam ediyorum. Ne oldu Emre? Ne yaptın? Bir şey çıktı mı? Herkese sordum. Ama yok abi. Yani bebeği getiren çocuğu tarif de ettim ama tanıyan eden yok. Tek çaremiz kaldı. Polise gideceğiz. Polise mi? Ne demek polise verelim Emre? Nasıl söyleyebilirsin böyle bir şeyi? Elimizden alıp yetimhaneye mi versinler? Ha? Şu güzelliğe bir bakar mısın ya? Nasıl vereceksin bunu yetimhaneye? Ha? Alıyor musun sen? Emre, ben bu çocuğu çok sevdim ya. Resmen kanım çekti bu çocuğu. Sakın bu benim gerçekten çocuğum olmasın ben.
Ne diyeyim ki oğlum ben sana şimdi? Tam arada kaldım biliyor musun? Bir yandan da Sibel sıkıştırıyor. Çocuğun annesini bul, ona ver diyor. Tamam yani gerçek en yakın zamanda çıkar ortaya. Nasıl çıkar Emre? Nasıl çıkar? Bu daha süt çocuğu. Bunun süt emmesi lazım. Bizim buna çok acil bir süt annesi bulmamız lazım. Bizi emziremeyiz değil mi Emre? Buluruz. Yok ama. Sen haklısın galiba. Doğru. En iyisi bu çocuğu bir an evvel gidip polise teslim etmemiz.